Merhabalar sinemin güzel ve değerli takipçileri. Bugün sizlere çok güzel ipin üzerinde yapılan bir oyayla geldim arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel. Hemen yapımına başlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çarkıfelek oyası. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen şöyle bir evinizde bir yün ipiniz varsa şöyle elinizde hemen üzerine başlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben bir tanesini yapmıştım. Hemen ipimi çekiyorum ve hemen size gösteriyorum. Şöyle bir model çıkıyor arkadaşlar. Hemen zaman kaybetmeden başlıyorum. Çok konuşmadan, sizleri çok sıkmadan hemen modelime başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tığımızı elimize aldık. Şöyle. Bakın şöyle elime aldım arkadaşlar. Şöyle alttan geçirdim. Bakın şuradan bir tane zincir çektim. Bakın ipime sabitledim. Şuradan iki zincir çektim. Alttan 10 tane pardon 7 tane trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bir çektim, iki çektim, üzerine aldım. Bir çektim, iki çektim, üzerine aldım. Bir çektim, iki çektim. Bakın hanımlar, şöyle küçük trabzanlar. Mümkün oldukça arkadaşlar bunu çok sık yapın. Seyrek yaptığımız zaman ipten çıkardığımızda güzel durmuyor. Birbirine karışıyor arkadaşlar. Bakın bir tane üzerine aldım. Şöyle bir çektim, iki çektim. 3, 6, 7 oldu. Bu sonuncu 7. 7 tane trabzan ipin üzerine yaptık. Arkadaşlar bir zincir çektim, döndüm. Şuraya bakın, şuraya hemen dibine bir sık iğnesi yaptım. Mutlaka bunu da yapın, gözden kaçırmayın. Gözden kaçırsanız güzel olmuyor. Arkadaşlar bir sık iğneden sonra üzerine bir tane attım. İkinci boşluğuma battım. Şöyle üçlü tığımın üstünde bunu da bir kez çektim. Sonra üzerine iki zincir çektim. Ve bu kalan boşluklara trabzan yaptım. Bir çektim, iki çektim. Bakın arkadaşlar. Normal altta yaptığımız gibi trabzan ama dediğim gibi öyle seyrek seyrek bol bol yapmayın arkadaşlar. Şöyle iki defa da trabzan yapıp hanımlar bakın. Şöyle bitme yerine geldiğimizde bakın şöyle ipin üzerine geldiğimizde bir tane üzerine alıyoruz. Bakın şurada bir boşluğum var. Boşluğuma battım. Hanımlar hemen şu tığ battıma. Sıradaki tığ battıma battım arkadaşlar ve bunu böyle sabitledim. 1 2 3 zincir tığ battıma battım. Hemen bir 3 zincir daha. 1 2 3 zincir tığ battıma battım arkadaşlar. Bakın. Şurada iki defa tığ battıya batıp ikinci yapıyoruz. Şimdi ben bunun arasına boşluk vereceğim. Bu boşlukları, çimleri arkadaşlar sizlerin sayı şeyine, hayal gücünüze, yaptığınız sayıya bırakıyorum. Kendiniz ne kadar boşluk isterseniz o kadar bırakabilirsiniz. Hanımlar bakın. Arkadaşlar çekiyorum ipi. Hemen çok kolay. Hemen çekip bakın o kadar güzel oluyor ki. Özellikle de ütüleyince çok güzel oluyor. Hemen şu çarkı feleği yapmasını göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Krem rengi, böyle kırık rengi bir beyaz ipimden arkadaşlar şöyle hemen zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Arkadaşlar bunu hemen bakın şöyle bir yuvarlak daire yaptım. Şöyle şuradan bir zincir çektim. İçine battım. İç boşluğa battım. Evet. Şöyle içine battım arkadaşlar. Bir zincir çektim. İçine battım. Bir zincir çektim.
İçine battım arkadaşlar. Bakın buraya 6 tane yapıyorum. Bir zincir, bir defa batıyorum. Bir zincir, bir defa batıyorum arkadaşlar. 6 tane böyle batıyoruz arkadaşlar. Ben saymadım. 1, 2, 3, 4, 5 herhalde 6 tane olmuştur. Bir zincir, çünkü burada oldu. Bir tane batıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan hemen birleştirdim. Bir tane sık, bir tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar, 6 tane zincirin üzerine bir zincir, bir sık iğne battım. Hemen ipimi aldım arkadaşlar. Normalde şişlerle, kulak çöpleriyle, kürdanlarla yapılan şeyleri ben şimdi ipin üzerine yapıyorum. Arkadaşlar bakın, şöyle orta göbeğimi yaptım. İpimi aldım. Bakın normal ipimi aldım. Üzerine şöyle sabitledim. İki zincir çektim. Ve buraya 7 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı hanımlar sık sık yapıyorum. Seyrek seyrek, bol bol bırakmayın. Çünkü bu model bol olunca modeli bozuluyor. Hemen elinizden geldiği kadar sık yapın. İpinizi rahat çekebilirsiniz. Hiç korkmayın. Ne kadar yaptık? 3, 6. Bir tane daha yapıyorum. 7. Hanımlar bakın, 7 tane trabzan ipin üzerine yaptım. Bir zincir çektim. Döndüm. Zincirimin dibine battım arkadaşlar. Evet, bu söylediğim püf noktalarını gözden kaçırmayın. Bir sık iğne, üzerine bir tane aldım. Hemen ikinci boşluğuma battım ve böyle tığımda 3 tane ip oluştu. Üçünü birden çektim. Buraya bir zincir çektim. Üzerine bir tane aldım. Sıradaki boşluğuma trabzan devam ediyorum. 2-2 böyle arkadaşlar. 2-2 derken 2 defa çekilen trabzanlardan bir aldım. Battım boşluğa, bir çektim, iki çektim. Evet, burayı doldurduk arkadaşlar. Şimdi bakın, sonuncuyu, bakın şuradan görünüyor, sonuncuyu boşluğa battım. Şurada boşluğa battım, burada da bir trabzan yaptım arkadaşlar. Bakın bu benim orta boşun, yuvamın tersi düzü var arkadaşlar. Bakın bu tersi, ipi de var. Zaten tığ oyası yapanlar bilir. Şu da düzü. Hanımlar, düzünden devam ediyoruz arkadaşlar. Şaşırıp tersinden devam etmeyin. Bakın bu düzü. Hemen sıralı yere battım. Bakın şöyle battım. Bir zincir çektim. İpimi aldım. Rastgele alabilirsiniz. Hiç korkmayın. Rastgele ipinizi alıp şöyle nasıl isterseniz. İsterseniz birkaç parça ip yapın. Kesik kesik ipleri alın. Nasıl kolayınıza giderse. Arkadaşlar bakın, yine ipimi aldım. Şuraya böyle sabitledim sıkı sıkı. İki tane çektim ve devam ediyorum arkadaşlar. Bakın 7 tane trabzan yapıyorum. Sıkı sıkı. 4 5 6 7 Evet, 7 tane trabzan yapıp döndük. Hemen bir zincir çekip dibine sık iğne yaptım. Üstüne bir tane aldım. Sıradaki boşluğuma battım. Şöyle bunu üçlü çektim. Bir zincir çektim, üstüne attım. Bunları yaptığımız zaman böyle kısadan uzuna doğru modelimiz gidiyor. Görüntüsü daha güzel oluyor. Arkadaşlar bakın, burayı yine trabzanla doldurdum. Saymanıza da gerek yok. Zaten belli oluyor dolduğu. Alttaki 7 taneydi, üstü de. Bakın sonuncuya geldik. Şöyle bunu boşluğa battım. Arkadaşlar bir trabzan yaptım. Şöyle bakın, gördünüz mü düz yüzü? Şaşırıp dönmeyin arkadaşlar. Şaşırıp şöyle dönerseniz olmaz. Düz yüzüne hemen şöyle battım.
Bir tane boşluk bırakıp bir tane yapmıştık, hemen battık. Arkadaşlar şöyle bakın, bir zincir çektim. Size bir defa daha göstereceğim ipin üzerine yapmayı. İpi aldık, zaten elimizin altında, elinize geliyor. İsterseniz burasını alın, isterseniz burasını alın, hiç fark etmez. İsterseniz de 6 parça ip kesin, onların üzerine yapın arkadaşlar. Hiç fark etmez. Evet arkadaşlar. Şöyle ipimi aldım. Şuradan bakın, tığımı hiç çıkarmamışım. Dibine sabitlemiştim. Tığımı hiç çıkarmadım. Şöyle bir iki. Evet arkadaşlar, burayı bitirip size dönüyorum. Evet arkadaşlarım, bakın 6 tane yaptım. Size 3 tanesini göstermiştim ben zaten. Şimdi de 6 tane yaptım. Dibine battım, yine aynı battığımız yere, ve bunu oyama sonlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen kesiyorum. İpini nasıl çekeceğiz hanımlar? Bakın ipin ilk ucu burada. Önce ilkini çekin. Şöyle, sonra bakın sırayla almıştık ya, böyle üstün körü almıştık. Şöyle ipinizin ucu neredeyse, mesela şu arkadan başlayıp çekmeyin, tek tek çekin, tek tek çekin arkadaşlar, oyanız bozulmasın. Evet şöyle, benim ipim yünlü arkadaşlar, siz koton bir iple yaparsanız daha rahat çekersiniz. İstediğiniz bütün ipe benzeyen her şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmaz. Yeter ki ip olsun. Evet arkadaşlar bakın. Ben hemen şunları keseyim. Size göstereyim şöyle. Çok güzel bir çarkı felek. Şöyle hemen yakayım. Evet hanımlar, bakın şöyle bir elinizle şöyle hafif hafif düzelttiğinizde çok güzel bir çarkıf felek oyası, aynı mekiğe benziyor arkadaşlar. Evet hanımlar, şöyle bakın ben size hemen bunun yapmasını göstereyim. Şu ortasına bir tane tomurcuk yapacağız. Ben şöyle hemen bir tomurcuk başlıyorum. Siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben böyle bir şey yaptım. Siz farklı tomurcuklarda yapabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bir daire oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Şöyle hemen ortasından battım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirin üstüne 5-5 zincirler çekip 5 yaprak yapıyoruz. 3, 4, 5. Hepsi 5 hanımlar. Ortası 5. Üstündeki zincir çektiğimiz zincirler 5. 5 tane pıtırcık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şöyle ipimi çektim. Bakın şöyle tığımı çektim. Tığımın, ipimin ucunda iğnem var. İğnemi bunun içinden geçirdim. Arkadaşlar şöyle bağladım. Hemen oyama aldım. Oyama bakıyorum. Ters yüzüne, düz yüzüne. Evet, burası düz yüzü. Şöyle hemen ortasına koydum. Arkadaşlar bir tane daha şuradan battım alttan. Bir tane de şöyle ortadan battım.
İki tane yapmıştım canlarım. Bakın iki tane şöyle. Hanımlar bu bizim böyle yapraklarımız da aynı ipin üzerine yapılan şu çarkıfeleklerin aynısı. Dibine istediğiniz gibi. Bakın bunu. Bakın şöyle yazmama birleştiriyorum. Dediğim gibi alt çimi sayısı size kalmış. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Alt tasarımını kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle hemen daha alt çimi bitmemişti. Size hemen uzun olmasın diye kısa pratik gösterdim hanımlar. Yeter ki bu ip üzerine olan boyanın yapılışını öğrenin, onun püf noktasını öğrenin. Gerisi zaten her zamanki yaptığımız çimler arkadaşlar. Bakın, bakın hanımlar. Şöyle. Şimdi bu sıraya da yine iki tane yaprak yapın, yeşil yaprak. Araya boşluk bırakın. İstediğiniz kadar bırakın. Mesela bu biraz fazla sık oldu. Siz biraz daha seyrek yapabilirsiniz hanımlar. Hanımlar bakın bir oyam büyük oldu, bir oyam küçük oldu. Çünkü iplerimden kırmızı olan biraz kalındı, beyaz olan, krem rengi olan ince çıktı. Bazen iplerde de böyle ince, kalın çıkıyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel çeyizlik bir oya. Yapan hanımlara kolay gelsin. Hepsinin ellerine sağlık. Arkadaşlar kanalıma geldiğiniz için hepinizi çok seviyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız hanımlar. Bildirimleri de açık tutunuz. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.